Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl keyifler? İyi çok şükür. Sizleri sormalı. Yeni yıl hazırlanıyoruz. İyi bakalım. Valla bu yeni yıla nasıl hazırlansak, şu yıldan bir kurtulsak da geri kalan sanki çok önemi yokmuş gibi hissediyorum. Ya inşallah gelen gideni aratmaz ama herhalde insan olarak böyle şeyimiz hep duamız gelenin en iyisi olduğunu varsaymak. Bakalım daha güzel olacak. Daha yani bu sene öyle bir sene oldu ki daha ne kötü görebiliriz, daha kötü ne olabilir dediğimiz her gün daha kötüsünü gördük. Evet, o yüzden şey bıraktım ben. Evet, iyi yani iyi düşünmekte fayda var. İyi olacak inşallah. Peki, ekip ne yapıyor? Vallahi yeni yıla hazırlık aşamasındalar. İnşallah güzel şeyler olacak. Yeni yılda birçok enstrümanımızı şey yaptık zaten. Yeni yılın son zamanlarında Eurobond'lar bunun önünde geliyor. Yurt dışı borsalarına hazırlanıyoruz. O da yeni yılın ilk aylarında gelecek inşallah. Ve üzerine çalıştığımız birkaç tane daha değişik enstrüman, yeni finansal alanlar var. Ekip bunların heyecanında aslında bir nevi de. 2020'den kurtulmanın yanında bu hazırlıklar da devam ediyor 2021'de. Peki biraz onu soracağım. Neredeydiniz? Dün bir hesap verin demişler. Dün şehir dışındaydım. Yetişebilecek durumda değildim dolayısıyla yayına. Rica ettim. Hüseyin Akseki ile birlikte yapacaktık. Rica ettim. Onlar İsmail Bey ile birlikte yaptılar. Yolda olduğum için maalesef yapamadım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir diyorum ki kapatmaya bir şey kalmadı. Bugün işte ayın 29'u. 30-31 ondan sonra konu kapanıyor. 2020'ye veda ediyoruz. 2021'e başlıyoruz ama bir şekliyle. Nasıl bir yıl geçirdik? Şöyle bir 2020'yi toparlayalım istiyorum bugün, yarın ve sonraki günü için. Ondan sonra da 2020 beklentilerimizle konuşarak devam edebiliriz. Süper bir yayın oldu. Ben olmadığım için süper bir yayın oldu. Anlamadım öyle bir şey. Hayırdır, değişik, ne diyorsun? Öyle mi oldu ya? Evet. Süper miydi yayın dün? Yok. Sizin yokluğunu aradılar bence. Ondan soruyor olabilirler. Peki. İnşallah öyle. Bilemiyorum artık. Muhakkak. Muhakkak öyledir. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Tabii. Önce bu yılın en çok konuşulan enstrümanı neydi diye baktığımızda Altın. dolar, TL ve Dolar altın tabii. Evet, pardon. konuşmak herhalde gerekir. Şu an itibariyle 7.38'de olan bir Dolar-TL kuru Kırmızı görüyorum ki bugün 7.36'lar civarına kadar da 7.34 görmüşüz. 7.34-62 görmüşüz. Oralara kadar gelen bir Dolar-TL kuru. Çok konuştuk. Ne oldu 2020'de Dolar-TL'de? Şöyle bir genel 2020 neyini fotoğrafını çekelim. tabii. Yani şimdi 2020 gündem olarak o kadar yoğundu ki nereden tutup nereden başlasak ya da dün yani 2020'nin ortalarından bahsediyorum. Daha bir önceki günü daha neler yaşandığını sindiremeden yeni bir vakayla karşılaştık. Ya tabii ki tüm dünyanın tüm ekonomiler için zor olan aşaması Mart ayıyla yani bizde Mart ayıyla Ocak ayıyla itibaren dünyada başladı. Bunun başında koronavirüs vardı. Tabii bizim daha önceden gelen kırılganlıklarımız da var. Dolayısıyla koronavirüs bizi Mart ile beraber çok ciddi etkilemiş durumda etkilediğini gördük. Bu kırılganlıklarımıza döneyim. Yani koronavirüs genel olarak bütün piyasalar için benzer bir vakaydı. Ama bizim kırılganlığımız ekstra buradan hem jeopolitik nedenler ki çoğunlukla öyle. Bir de ekonomi politikalarında bazı yani hatalar mı demek lazım orada tam bilemiyorum ama ya da farklı doğrular üzerinde çok duruldu ya da çok ısrar edildi. Yani farklı Yalnız düşünülen söyleyeceğim, farklı farklı doğrular ne kadar nazik bir geçişti ya bu. yani şöyle olabilir. Ben kimsenin ekonomi yönetimi ya da böyle bir devleti yöneten kademede kimsenin bile bir hata yapacağını düşünmüyorum. Sadece ekonomide böyle çok evet kitaba dayalı belli doğrular var. Ama birçok veriye dayanarak bir şeyi yönetmeye çalışırken farklı açılardan insanlar bakabilir. Bakmaması gerekir tabii devlet yönetiliyor ama bakabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla ben burada hataların bile isteyerek yapıldığını düşünmüyorum ama farklı yorumlanarak yani bir hastalığa farklı bir teşhis koyularak farklı bir tedavi yöntemi uygulanarak çözüm bulunmaya çalışıldı. 2020 ve üzerine işte yine ABD ile yaşadığımız diğer jeopolitik S-400'ler vesaire bunlar TL üzerine çok baskı oldu. Ama
Her yayınımızda aşağı yukarı belki konuştuk. TL'ye ne iyi gelir, ne iyi gelir. Ve son zamanlarda da bunun etkisini görüyoruz. Yani 8,5'ları gören parite, dolar TL, 7,30'lara geldi. Ve kısa bir dönem içerisinde. Hani bunun tabii ki ekonomi yönetimindeki değişimle beraber tetiklendi. Ama önemli bir etkisi de Merkez Bankası'nın son iki toplantıdır. Dirayetli duruşu ve ne yapmak istediğini piyasaya çok iyi verebiliyor olması, gösterebiliyor olması. Bu Merkez Bankası'nın işte metninde de açıklık getiriyor. Keza bir diğer nokta yine Türk Lirası için konuştuğumuz Merkez Bankası'nın politikasının yanında diğer politika yapıcılar, ekonomi, maliye tarafında da benzer adımların ya da düzenleyici kurumların benzer adımları atması gerektiğini düşünmüştük. Merkez Bankası bu açıklığı gösterdi. Yani yeni bir güven tesis etmek için piyasaya son iki toplantıdır. Yapması gerekeni yapıyor. Bu da tek başına yetmezdi. BDDK da yanında adımları attı. Keza hükümet kanadından da ekonomi alanında yeni bir bakış açısı getirileceğini, yeni bir döneme girildiğini neredeyse her konuşmada vurgulanıyor. Dolayısıyla ben TL'nin 2021'e geçeyim buradan özetleyerek. 2021 tarafında 2021 için daha olumlu, TL için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu adımların devam etmesi koşuluyla. Yani son zamanlarda gördüğümüz adımların hepsi doğru. Doğru olduğuna inanıyoruz. Yani bunun üzerine ABD ile aramızdaki bu şeyde bu arada ilk adımını gördük. Belki umarız daha fazla adım olmaz. Bu katsa yaptırımları kısmen hafif sayılabilecek yaptırımlar gördük, karşılaştık. Tabii ki bu daha fazla adımların atılmayacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla adımlar da atılabilir dönem içerisinde. Bunlar evet politik riskler ama politik risklerin yanında doğru işleri yapmak çok önemli. Burada yine hükümet kanadından yeni seçilmiş başkanla ilişkilerin kurulma isteğinin sıkça vurgulanması ve Türkiye'nin her bu politik anlamda yaşadığı kırılganlıkları gidermek amacıyla uzlaşı gösteriyor olması 2021 için TL tarafında, TL kanadının aslında bir umut ışığı göründüğünü söyleyebiliriz. Ne olur? Tabii yani 2007, yani biraz da teknik söyleyeyim teknik taraftan. 7.33'leri bugün, 7.34'ü test ettik. Yani buralar tabii ki şunu da varsaymak lazım. Yani şu an bu hafta likiditenin piyasada özellikle FX tarafında likiditenin çok düşük olduğu hafta. Dolayısıyla böyle volatilite farklı enstrümanlarda volatilite görebiliyoruz. 7.30'lar bence önemli seviye. Bunun altında kalması, bir de kalıcılık göstermesi 7.80 seviyelerini bize tekrar gösterebilir. Üzerine işte diğer ülkelerin de yaşadığı pandemiyle ilgili şu aşı durumumuzu çözebiliyor olsak ve en azından ilk 6 ayda nüfusun belirli bir kısmını aşılamış olsak ve ekonominin bir tık daha normal seyrine giriyor olması TL kanadında olumlu hava estirecektir diye tahmin ediyorum ve umuyorum. Peki şimdi dolar TL tarafında unutulmaması gereken notlardan bir tanesi elbette bu Merkez Bankası'nın iletişim konusuydu. Hem ekonomistler hem piyasacılar hem işte televizyon tarafında bu işi anlatanlar bu iletişim meselesinin ne kadar önemli olduğunda uzunca bir süre durmuştu. Şimdi dolar TL tarafında hem 16 Aralık'ta yapılan para politikasının nasıl olacağını, kur politikasının nasıl bundan sonra devam edeceğine ilişkin toplantı Naci Ağbal tarafından yapılan, hem 24'ünde yapılan toplantıda 200 baz puan daha artırılmış olması, sıkı duruş vurgusunun çok daha yürekten yapılmış olması belli ki önümüzdeki süreç içerisinde TL varlıkları daha görece pozitif etkileyecek. Doları biraz daha aşağı çekebilecek konulardan bir tanesi. Keza sizin de söylediğiniz işte 2021'e TL daha olumlu girer. Dolar TL biraz daha gevşemeye devam edebilir. Yorumunun altında yatan etkenlerden biri. Fakat orada şunu söylemek ya da şunu sormak lazım herhalde. Neden yerli bu kadar güvensiz? DTH'larda bozulma görmüyoruz. Hı hı. Hatta aksine DTH'larda yükselme görüyoruz bir miktar. Ama diğer taraftan
yabancı TL varlıklara daha fazla güveniyor. Bozup buradan bir şekliyle TL varlık almaya yanaşıyor. Bu soru bir. Soru iki, bir yerden, o seviye neresi bilmiyorum ama bir seviyeden merkezin döviz rezervini artırmak amaçlı olarak, artırmak değil yani eksiden artıya bir kere geçirmek ve daha sonrasında döviz rezervi tutmak üzere bir yerden alıcı olması lazım. Merkezin alıcı olacağı yer dolayısıyla bir talep yoğunluğu yaratacak ve bu talep yoğunluğu yerli tarafında da yabancı tarafında da nasıl algılanacak onu görmek lazım. Belki bu arada işte çok iyi yönetilen iletişim burada bir kez daha devreye girebilir. Hani herkes şunu söyleyebilir: arkadaşlar ben alacağım çünkü rezerv tamamlamam gerekiyor. Bunu çokça konuştuk. Ama hani bunun anlamı buralardan dolar alınır değildir. Buralardan merkez alıcı diye düşünmeyin. Sadece rezerv tamamlamak üzere alıyorum gibi bir belki de güven telkin edecek iyi bir iletişim yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz orada? Şimdi yerlinin neden dolardan vazgeçmediğini önce şey yapalım. Yani yabancı öncelikle çok duygusal düşünmüyor. Gerçekleri çok böyle masaya koyup değerlendirebiliyor. Ve hep dediğimiz o doğru adımlar, gerçekçi politikalar devamlı gösterecektir diye. Yabancı bu nedenle şu an tabii ki değerlendirip ona göre TL varlıkların uzun bir dönemden beri ucuz olduğunu gördü ve şu an giriş yapıyor. Yerli tarafında da yine uzunca bir dönemden beri devam eden bu ekonomi politikalarında güvensizlik, yani her dakika tekrarlanabilir diye orada bir şey var. Ve ikinci nokta, yerli neden vazgeçmiyor? Belki bu nokta biraz finansal okul yazarlığın arttırılması gerekiyor. Yani şu an örnek veriyorum, bu noktadan kabaca hesap etmek gerekiyorsa 7.30'lardan 7.50'lerden maliyetle dolar almak demek, bir sene sonra 9 liranın, yani bu faiz oranına göre dolar TL'yi 9 lira bekliyoruz demek. Yani aksi takdirde 9 lira olmayacaksa yerlinin bu faiz oranlarıyla mevduatta tutması TL'sini belki daha karlı olacak. Dolayısıyla bu o finansal okuryazarlık ya da bu değerlendirme iyi yönlendirme yapılmazsa yerli yatırımcıya bu noktada vazgeçmeyeceklerdir. Yani bir sene sonra 9 lirada görebilir miyiz? Yani şu iyimser tabloda zor bir ihtimal. Ama tabii ki yani bu finansal piyasada her zaman bir şey olabilir. Ama 9 lirayı bekliyorsanız o bir ihtimal. Ama faiz ya da mevduat gibi bir ürünleri değerlendirirseniz burada bir mevduat getirse elde edeceksiniz. Dolayısıyla bizim bunları iyi anlatabiliyor olmamız gerekiyor yatırımcılara ki ondan sonra burada... Evet, devletin de ya da diğer bizim gibi sektörde önemli rol alan kurumların da yatırımcıları bunu iyi anlatıyor ve doğru tarafı gösterebiliyor olması gerekiyor. Ama bu biraz zaman işi, yani güven de bir anda kaybolmuyor, güven de bir anda inşa edilmiyor. Güven kaybı uzun zamanda gerçekleşti, güvenini tekrar o inşa etmek yine zaman alacaktır. Bugünden yarına değişen bir şey, evet belki politikalarda var ama yatırımcı gözünde bu biraz zaman olacaktır. Bence yatırımcıya da biraz nasıl yatırımcı ilk başta bu ekonomi politikalarına Merkez Bankası'na kredi verip yani güvendi. Aynı şekilde bir sürede devlet tarafı yatırımcıya bu güveni tesis etmek için yeterli zamanı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, bu arada gelen bazı sorular ve yorumlar vesaire var. Konuyla alakalı olanlar da var, alakasız olanlar da elbette var. Kendi aralarıyla yazışmaları da var. Bayılıyorum ben o kendi aralarıyla yazışmalarına izleyicilerimizin. Şimdi biraz altın konuşacağız. Bugün hisse yok arkadaşlar. Mina Hanım diyor, Hüseyin Bey bir türlü Aygaz diyemedi demişler. Hüseyin Bey her şeyi söyler. Aygaz'a vakit gelmemiştir diye tahmin ediyorum. Hüseyin Bey'i burada yedirmem kimseye. Akseki canımız, ciğerimiz bizim. Bu arada hisse yorum yapmayacağız çünkü emtia tarafında uzman bir arkadaşımızla birlikteyiz. Uzmanlığa da saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Herkes her şeyi konuştuğu için ülkede. Herkesin her şeyi konuşmaya devam edebileceği de düşünülüyor. Ama önemli olan doğru kişiyle, doğru ürünü konuşmak. Her türlü emtia, her türlü çapraz, her türlü para birimi, onu Umut Kurcan'la konuşacağız. Geçelim şimdi birazcık altın tarafına. Altın tarafında ama önce ons konuşalım istiyorum. Ons da 1800'lerde miyiz? 1880'deyiz galiba. 1878 şu an.
Savak biraz daha yukarıydı sanki. Öyle hatırlıyorum. 1878. Peki buralardan Ons'un hareketine, Ons'a daha doğrusu bir Ons için de bir 2020 toparlaması yapalım. Sonra 2021'den evet dediğinizi konuşuruz Ons'tan. Yani şimdi 2020'nin başında belki Ons için hiç hayal edilmeyen ya da mevzu bahis olmayan seviyeleri gördük 2020 içerisinde. Tabii ki hani yine her zamanki çok uzun zamandan beri söylüyorum. Artık yani 2021'de şey diye kapatacağım. Farklı bir konumuz olsun lütfen diye. Böyle pandemi her şey için pandemi diyoruz ama yani çok değişik bir şeydi. Yani 100 yılda bir insanoğlu bunu daha önceden 100 sene önce şey yapmış, denk gelmiş. Ama tabii ki o zaman bu kadar finansal etkileşim olmadığı için belki insanların hayatında finansal anlamda bu kadar şey olmadı tabii ki. Ama altın tarafında da 2020'nin en önemli olayı pandemi oldu. Pandemiyle beraber aslında ülkelerin pandemiye karşı aldıkları tedbirler, genişleme politikaları altına yön verdi. Ve benim tahminim önümüzdeki belki 3-5 sene içerisinde de şu anki bu 2020'deki genişleme politikaları ya da destek, mali teşvik politikaları altının fiyatlanmasında önemli rol oynayacak. Biz ilk başta pandemi ilk patladığında global anlamda böyle etkilerini çok ciddi gördüğümüzde altını yanlış hatırlamıyorsam 1450 seviyelerine kadar gevşediğini görmüştük. Tabii ki o biraz yani onun sebebi de borsalarda, margin call'larda çok fazla yatırımcının kalması ya da böyle global fonların margin call'unu gidermek amacıyla altın tarafındaki pozisyonları kapatmasıyla gerçekleştiğini gördük daha sonradan. Ve işte akabinde ülkelerin tarihte görülmemiş genişleme politikalarının karşılığında bu sefer de 2075 dolar gibi anormal bir fiyat gördük. Yani volatilitesi çok yüksek. Yani belki altın için 2012 senesinde, 2011 senesinde 2000 seviyeleri çok anormal değildi ama yaklaşık bir 400-500 dolarlık bir volatilitenin kısa zamanda olması inanılmaz bir şeydi, hareketti. Yani bu nadir görülebilecek bir şey. Allah bir daha göstermesin diyelim böyle hareketleri. Aman diyeyim. Evet. Bu arada bırak mısınız diye sormuşlar. Her şey dedim ya uzmanına soruyoruz diye. Bu konuda uzman olan doktorları dinleyeceğim ben. Özellikle virologları, mikrobiyologları. Onlar ne diyorsa onu yapacağım. Eğer onlar bir aşı olmamız gerektiğini söylerlerse tamam gidip o aşıya olacağım. O aşıda tabii risk grubu oluyor muyuz olmuyor muyuz bilmiyorum. Yani ne kadar riske gireriz daha doğrusu. Hani basın mensubu olduğum için bir taraftan çok fazla dışarıda insan içerisinde olduğum için belki bir olasılık risk grubu tanımlamasının içerisine sonradan sokulabilir. Ama kronik rahatsızlığım mevcut. İşte sağlık çalışanı değilim gibi nedenlerle sıranın biraz daha sonra geleceğine düşünüyorum diyeyim. Geçelim altının onsunu konuştuk. Dolar TL'yi konuştuk. Gram konuşmazsak olmak destek dirençler nerelerden geçiyor deniyor. Gram da 4.45 liralara kadar geldi ki 516'lardan 520'lerden falan alanlar 500. Var. Yani gramda şimdi dolar TL'de aşağı yönlü bir beklenti varken gramda da böyle majör yukarı bir hareket olacağını söylemek şey tabii ki zor. Ama yani ben altın yatırımcısının biraz gram altın yatırımcısının profilini aşağı yukarı çizebiliriz. Yani gram altın yatırımcısı bu işten spekülasyon amacıyla yani fiyat hareketlerinden kısa vadeli spekülasyon amacıyla yatırım yapmayan bir profile sahip. Dolayısıyla burada şimdi altının gram altın şey normal ons altını konuşurken önümüzdeki 3-5 seneye hep bu 2020 senesinin politikaları şey yapacak, altın tarafında fiyatlamaya sebep olacak dedik. Yani bu kadar genişleme politikasının arkasından çok sıkı bir ya da çok hızlı bir sıkılaşma hareketlerini görmek biraz zor bir ihtimal. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde altının yeni rekorlar getirme, ons tarafında yeni rekorlar gelme ihtimali öngörülüyor. Dolayısıyla gram altın tarafında konuşurken de dolar TL evet aşağı gelebilir. 6.80'ler belki eğer devam ederse bu adımlar düşünülebilir. Her zaman söylüyoruz gram altında iki bacak var. Bir taraf dolar TL, bir taraf ons altın.
Dolar TL tarafında bu TL lehine bir iyileşmeyi öngörebiliyoruz ama altın tarafında da hala beklentimizi yukarı yönlü koruyoruz. Yani bana kısa vadeli destekli direnç söylerlerse tam anlamıyla, çünkü iki farklı enstrüman, iki farklı etkenin, bunların içerisinde her bir enstrüman için farklı farklı etkenlerin olduğu bir ortamda şu seviyeyi görür demek çok doğru de gelmiyor bana. Gram altında dolayısıyla ben çok teknik bir yorum yapamıyorum. Ama beklentiler burada. Dolar TL'de evet iyileşmeyi öngörüyoruz ama bu yani sadece ekonomi politikalarıyla ya da maliye Merkez Bankası politikalarıyla çok majör bir şeyde değişikliği göremeyebiliriz yakın zamanda. Yani 5 liraları konuşuyor olmak yakın zamanda pek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla hani buradaki kısıtlı hareketi göreceğiz ama altın tarafında da, ons altın tarafında da yukarı yönlü hareket tekrar gram altın destekli olacak. Yeni rekorlar gelir mi gram altın tarafında? Benim bu saatten sonra tahminim biraz altın, ons altın tarafındaki fiyatlamaya bağlı diye düşünüyorum. Peki gramdan geçelim. Nereye? Altın konuşmuşken bir gümüş konuşalım. Altındaki sert hareketler ve altının fiyatının yukarıda, yani daha pahalı olması benzer hareket gösterebilecek emtia grubunda gümüşe doğru bir yönelim anladığım kadarıyla. Evet. Gümüşte hareketlenme ne? Şöyle, şimdi 2021 için bazı raporlara denk geldim ben, yabancı bankaların özellikle. Şimdi 2020 yılı içerisinde altının yaptığı bu hareketten bir işte altın gümüş rasyosu vardır. Aşağı yukarı benzer hareketleri ya da benzer marjdaki hareketleri gösterirler. 2020'de altın, ons altın neredeyse şu an yani sene kapanışını bu civarlarda yaparsa %20 primli bir şekilde seneyi kapatmış olacak. Ama gümüş tarafında benzer hareketi göremiyoruz. Dolayısıyla gümüş biraz daha yani kullanım, endüstriyel açıdan kullanım şeyi biraz daha yoğunluklu. Dolayısıyla 2021'in daha normalleştiğimiz bir yıl olacağını öngörür isek gümüşte hareketin, yani yukarı yönlü hareketin altına göre ya da geride kaldığı bu hareketi rasyoya karşı daha hızlı görebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani burada şu an 26-18 seviyeleri şu an fiyatlıyor. Burada belki hani 27-65 önemli, 26-68 öncelikle önemli bir direnç seviyesi. Bunun üzerinde 27-60'ları görebilir. Tabii ki hani bu şey bir öngörü, tahmin. Ama 2021 için genel olarak baktığımız zaman, yani 2020'de altın performansı altına yakın bir performans göstermediği için gümüş tarafı biraz daha hareketli olabilir yukarı yönlü. Peki burada yine emtia tarafından devam edeyim. Ve bakır çok sormuşlar. Bakır tarafında da önemli bir hareketlenme var. Ama bakırı da şöyle biliyoruz biz. Bakırı nasıl bilirdiniz dediklerini üretimde bilirdik diyorum. Bakırdaki hareketlenmeler daha çok üretimin yeniden canlanabileceği, buna dair en azından beklentinin yükseldiği, buna dair bir umudun oluştuğu. Dolayısıyla COVID'den kurtulacağımıza dair de biraz daha umutlu olunduğuna dair bir projeksiyon sunuyor önüme. Bakırdaki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben son hafta bakır özelinde değil de genel olarak endüstriyel metaller ve diğer metaller hakkında konuşayım. Bu arada son... de çok sormuşlar. Platinyum da çok sormuşlar. Bizim bu arada hani platformumuzda şu an için bakır ve platinyum çalışmamız var. Yakında sunmaya başlayacağız o tarafta yatırımcılarımıza. Orada da işlem yapılabiliyor olur. Aynı zamanda belki ilgilenen yatırımcınız olursa Londra Metal Borsası'nda da bir çalışmamız var. İnşallah orada da direkt işlem yapabiliyor olacaklar. Ben endüstriyel metaller, yani diğer metaller hakkında konuşayım. Spesifik olarak platinyum ya da bakır olarak değil ama bu gümüş tarafında bahsettiğim konu diğer metallerde de var. Yani bahsettiğimiz paladyum, platinyum, bakır, bunların hepsi neredeyse endüstriyel ve çok ağırlıklı kullanılan metaller. 2020 yılının yani ilk çeyreğinden sonra neredeyse üretim tüm dünyada durmuş durumda. Çok azalmış durumda. Dolayısıyla 2021'de toparlama işaretini göreceksek bu tarafta da hızlı bir ivmelenme görebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani son zamanlar zaten son 1-2 haftadan beri bunların fiyatlarında bu hareketliliği görüyoruz.
aşının verdiği iyimserlikle. Kaldı ki üzerine bir de ciddi bir aşılanma programı ve kısa zamanda bu dünya çapında şey yaparsa, yayılırsa buradaki toparlamayı daha hızlı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Peki, o zaman biraz şunu da sayalım mı ya? Biz hangi ürünlerin alımına, satımına aracılık ediyoruz FX tarafında? Yani FX tarafında neredeyse tüm para birimleri çaprazları var. Burada tabii ki Türk yatırımcısının bir genel profilini şey yaparsak, dolar, TL, altın, ons, gram altın, gümüş, euro dolar, petrol, doğal gaz ağırlıklı. Ama bunun haricinde biz, yani şöyle söyleyebilirim, burada yatırımcılarımızın ilgilendiği özel alanlar oluyor. Çünkü çok fazla şey yapabiliyor. Yani bu skala, ürün skalası çok fazla genişleyebiliyor. Biz burada Taylor Cut terzi işi gidiyoruz. Mümkün olan bütün şu an trade edilebilir şeyler portföyümüze bir şekilde bulup ekleyebiliyoruz. Ama burada yatırımcıların talebiyle de gelebiliyor bazen. İşte yatırımcımız diyor ki ben şu enstrümanda işlem yapmak istiyorum. Biz yaklaşık 6-7 tane yabancı bankadan likte sağlıyoruz. Dolayısıyla bunlardan özel taleple ürün sağlayabiliyoruz. Orada ferah olsunlar. Varsa bizim platformumuzda olmayan, ki yani bütün majör trade edilebilen şeylerin ulaştığımızı düşünüyorum. Bunun haricinde özel istekleri de oluyorsa da hepsine ulaşabiliyoruz orada. Peki, bunu da geçtik. Brent. Brent. Petrol diyelim. Petrol 2020 herhalde bir daha bize göstermeyeceği şeylerden biri olabilir petrol. Eksi fiyatları gördük. Çok hani alışık olmadığımız ya da bir daha piyasada denk gelmeyeceğimiz bir durum herhalde kuru tarafında. Söylüyorum, Brent'te fiziki teslimat söz konusu olmadığı için Brent'te aynı fiyat hareketini görmedik. Yani önemli etkilerden birini pandeminin petrol tarafında gördük ilk çıktığında, yayıldığında. Çünkü bir anda ekonomiler neyle karşılaştığını bilmeden, ne kadar süreceğini bilmeden, virüsü tanımadan ekonomilerini durdurdu. Dolayısıyla en belki dramatik hareketi petrolde gördük. Yani eksi fiyatlama finansal piyasalarda pek karşılaşılan bir şey değil. 2020 yani, deyince aklımda kalacak bu. Petrol. Ya, galiba benim de meslek hayatım boyunca kalabilir bu petrol olayı. Yani ya tabii bir şey ki söyleyeceğim. Mesela bir şirketin, ki öyle de yani FX'den sorumlu genelde duruyormuşsunuz siz. Onu geçtim. Yani sadece emtia işi, sadece petrol işi yapan bir şirketin genel müdürü falan olsanız. Sonra biri gelse, araştırmaya da bir çocuk alacak olsanız yine. Çocuk gelse dese ki ben bir şey yazdım. Sizden aldık, üzerine para mı veriliyor vesaire, ya da işte para, hem petrol alıyorum hem para mı alıyorum. Tabii ki hani işin biraz şey tarafı öyle çalışmadı. İşlem tarafı öyle çalışmadı. Ama ne olursa olsun bu bir dönem eksi 40 dolardan fiyatlandı. Tabii. Yani bu gerçeği değiştirmiyor. Hayatta damga vuracak. Evet. Yani güzel bir şey ama bizim vizyonumuzu geliştiriyor bu. Yani artık olmayacak bir şey yok. Yani geçen sene 2019'da evet böyle biri gelseydi ciddiye almazdık. Evet. Ama şimdi geldiği zaman bir düşünürüz herhalde. Kesinlikle. ya da yani kurumlar da müşteriler de artık buna göre trade etmesi gerektiğini ya da buna göre şartlarını hazırlaması gerektiğini artık biliyor. İşte hayatta her şeyin olduğunu öğrendiğimiz bir yıl geçirdik maalesef. Yani eksi 40 dolar petrol fiyatı görmek, hani İşte aşağıdaki şıklardan hangisi asla olmaz deseler, şıklardan bir tanesi de bu olsa, bunu işaretlerim ben hiç yani. Hiç düşünmeden. Tabii canım, hiç evet. Düşünmeden işaretlerim. Çok da düşünsem yine bunu işaretlerim. Eksi 40 dolar yani. İnanılmaz bir fiyatlamaydı gerçekten. Peki,
sterlin tarafını ayrıca konuşmamız gereken bir günde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sterlin fiyatlaması bugünler için ön plana evet. çıkacak. Brexit sürecinin tamamlanması, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere'nin diğer üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalar. Bu anlaşmalardan bir tanesi mesela bugün bizimle imzalandı. Evet. Yani şimdi seneyi bununla kapatıyor olmamız çok güzel gerçekten. Çünkü çok uzun zamandan beri bir muallaktı. Hep sürekli Brexit çıkmazı, yılan hikayesi. Yani şu an teknik olarak bitti. AB bunu onayladı. İngiltere tarafında bir parlamento onayı kaldı ama o da kesin gözüyle bakılıyor. Ya şey yalnız yani Avrupa tarafı ya da bu şey gibi sorunlu ayrılık gibi. Yani çocuklar kimlerde kalacak? Ne zaman göreceğim? Seneye de bunları evet, seneye de bunları konuşuyor olacağız galiba. Çünkü öyle bir ayrılık oldu ki bana şey gibi geliyor içeriğine baktığım zaman yani 31 Aralık'tan önce biz bir şekilde bitirelim de ondan sonra yolda bakarız duruma. Çünkü yani evet balıkçılığı hallettik diyorlar ama hala memnun olmayan taraflar var. Ya da netleştirilmemiş önemli şeyler var. Yani burada rekabet birincisi ve ikincisi de yani kurumlar arası rekabetin nasıl düzenleneceğine dair. İkinci konu da finansal kuruluşlar. Burada netleştirilmemiş biraz böyle gri bir görüntü var gibi geliyor ve önümüzdeki yıllarda bu AB ve İngiltere arasında büyük problemlere yol açacak gibi düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği istediği zaman İngiltere'ye belirli koşullarda, belirli alanlarda vergi uygulayabiliyor olacak. Dolayısıyla bu bize her zaman masada böyle ciddi bir şey sorunun olduğunu gösteriyor. Tabii yani bu biz bugünleri atlatmışken bunlar aşılmayacak problemler mi? Değil gibi duruyor. Bunlar da bir şekilde aşılacak ama yeni gündemlerimiz muhtemelen Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki gri kalan, netleşmemiş ya da yani o kadar çok iç içe geçmiş ekonomiler ki bunlar yani yıllardan beri. Dolayısıyla her bir şeyin oturulup masada konuşulup bir anlaşmaya bir şeye varılması neredeyse çok zor, imkansız. Dolayısıyla yeni problemlerle karşımıza gelecekler bunlar. Yani buradan buranın kazananı kim? Galiba Türkiye bugünkü anlaşmayla. Şimdi hem İngiltere kanadında hem de Avrupa Birliği tarafında bu ayrılığın çok kazananı olduğunu düşünmek zor. İngiltere tabii ki daha uzun vadeli stratejileri hep böyle tarihinde böyle olmuş. Uzun vadeli stratejileri düşünerek bir politika izlemiş. Dolayısıyla belki bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra bu ayrılığın İngiltere'nin işine iyi yaşayın. İngiltere'nin iyi işine yaradığını konuşuyor olabileceğiz ama bu hangi alanda, ekonomi alanında mı olur yoksa farklı politikalarda mı bu ya da farklı bir izlenim ya da gelecek öngörüsü yapıp onun için mi aldılar bu konuyu? Bunu gelecekte göreceğiz. İngiltere tarafında bu ticaret anlaşmaları zaten uzun zamandan beri şey yapılan, üzerinde çalışılan İngiltere kanalı için. Çünkü Gümrük Birliği gibi bir alandan çıkıyor, toplu bir sözleşmesi olan. Dolayısıyla her bir ülkeyle tek tek yeniden masaya oturması gerekecekti. Bunu da hızlıca yaptılar. Ben hani bugünkü anlaşmadan genel olarak yorumları tabii çok içeriğini şu an bilmiyorum ama Türkiye adına çok olumlu bir anlaşma olduğunu okudum. Özellikle işte otomotiv ve beyaz eşya galiba bu alanlar biraz buradan pozitif etkilenecek gibi görünüyor. Yani umarım bu iki taraf içinde en kavgalı dönemi geçirmişizdir. Bundan sonra daha böyle günlük halledilebilir problemlerle İngiltere yani pound ve euro tarafında karşılaşırız diye umuyorum 2021 için. Peki geçelim euro tarafına. Euro bu anlaşmanın tabii olması biraz pozitif etkiledi. Yani bir belirsizlik bir tık ortadan kalktı. Zaten bunu fiyatlamadan da görüyoruz. Neredeyse 2-2,5 senenin en yüksek seviyelerini şey yaptık, gördük yakın zamanda. Tabii buna biraz da bu ABD'deki teşvik paketinin kısmen onaylandı diyebiliriz artık. Onaylanması biraz dolar endeksinde ciddi bir aşağı yönlü baskıydı. Dolar endeksinin zayıf olması da Euro-Dolar paritesini biraz yukarı çıkarttı. Yani genel olarak 2020'ye baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman Euro tarafında da yine çok ciddi bir genişleme politikası izlediler ki muhtemelen
Yakın gelecekte de böyle devam edecek. Yakın zamanda işte Aralık başında bir toplantısı vardı Merkez Bankası'nın. Orada toparlanma sinyallerinin biraz daha uzun zaman alacağını öngörüyorlar ki yani neredeyse hizmet sektörü Avrupa'da şu an kapatmalardan dolayı durmuş durumda. Ki enflasyon yaratma onların temel hedeflerinden biri. Dolayısıyla biraz daha toparlanma sinyallerini almak zaman alacak. Ve genişleme politikasında bir şekilde şey yapıyorlar. Tahvil alım programını bir 500 milyar dolar daha arttırdılar. Galiba neredeyse 1,8 trilyon euroya denk geldi. Şimdi o tarafta ve 9 galiba Mart, 9 ay daha uzattılar. Mart 2021'e kadar da bu tahvil alım programını uzattılar. Dolayısıyla euro dolar dolar tarafında ben yani ABD tarafında biraz daha güçlenmenin hızlı olabileceğini düşünüyorum. Ama euro tarafı genişleme politikalarını biraz daha sürdürecek gibi. Dolayısıyla biraz euro dolar tarafında yukarı yönlü yeni zirveler görebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki, bunu da geçiyorum. Bu arada yakın zamanda kripto parada konuşmaya başlar mıyız acaba? Yani tamamen şey olarak konuşabiliriz tabii ki. Ama öncesinde tabii bu kripto tarafını şey yapıyoruz, takip ediyoruz, ilgileniyoruz ama bunun analiz tarafını yapmak gerçekten çok zor. Hani belki orada biraz daha güncel bilgiler ya da gelişmeler hakkında konuşabiliriz ama kripto tarafına inanın yani ben çok da şey yapamıyorum. Bir teknik seviye vermek, analiz yapmak gerçekten çok zor. Çünkü evet örnek veriyorum bir diyelim ki Amazon'un herhangi bir kriptoyu kullanmaya başlaması o kripto için inanılmaz büyük bir değerlenme sebebi. Ama bu gelişmelerin yani bunu yorumlamak kolay ama bu gelişmelerle nereye gidebileceğini varmak gerçekten çok böyle detay bir analize ihtiyaç duyuyor. Ya da detay bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bunların ne kadarında ulaşılabilir olmak da zor. Yani evet yakın zamanda kriptoyu belki genel bir değerlendirme amacıyla işte o hafta gelişen yani gelişmeler hakkında konuşabiliriz ama orada yatırımcılar bize teknik seviye sormazsa seviniriz. Yani zor olduğuna inanıyorum bir teknik seviye belirlemenin İlerleyen bir Bitcoin'de zamanlarda Warrant da konuşacağımız zamanlar bir Ripple'da. gelecek diyeyim. Bu arada Info bize neden kitap vermedi? Biz de Info'nun aktif müşterisiyiz demişler. Kitaplar çünkü sorduğumuz soruya ilk doğru cevabı veren bazı kişilere gönderiyor. Yani bazı kişiler derken işte bir kitap için ilk 25 diyoruz, bir kitap için ilk 20 diyoruz, bir kitap için ilk 50 diyoruz. Oradaki belirlenen sayıda ilk doğru cevabı verenlerdenseniz kitap için aranmışsınızdır. Zaten arada yazan arkadaşlarımız da görüyorsunuzdur. Beni aradılar, kitap gönderiyoruz dediler diye. Küçük yatırımcı olduğunuz için bize yeni yıl hediyesi yok mu? Olur mu öyle şey? Yatırımcının küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar. Yatırımcı Hepsi yatırımcıdır. değerli. Yatırımcının bugün 1.000 lirayla gelir. O 1.000 lirayla gelen yatırımcının 100 milyon lirası olmadığını bilmezsiniz. 100 milyon lirayla gelir. Yarın öbür gün 1.000 lirayla işlem yapmayacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla Ya yatırımcının küçüğü yoktur. biz gerçekten en çalışma arkadaşlarımı da gözlemleyip de söylüyorum bunu. Bizi izleyen şimdi yatırımcılarımız şey olabilir. Bize gelen paranın büyüklüğü hiç önemli değil. Çünkü herkesin parası çok değerli. Yani 1.000 TL, 1.000.000 TL hiç fark etmez. Nasıl kazandığı, ne emek verdiği çok önemli. Dolayısıyla büyüklük gerçekten böyle bir değer anlamında şey değil. Ölçü değil bizim tarafımızda. Yani bazen yatırımcılarımız arıyor işte ben bir yatırım yapmak istiyorum, hisse almak istiyorum ama çok param yok. Yani çok paranız olması gerekmiyor. Bu piyasaya ilgi duymanız ya da bizden destek alabiliyor olmanız, bizim o desteği verebiliyor olmamız çok önemli. Biz gerçekten değerlendirirken, arkadaşlarımla kurum adına konuşuyorum, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gerçekten paranın büyüklüğü önemli bir değer ya da şey arz etmiyor bizde. Önemli olan en iyi şekilde hizmeti verebilmek. Çünkü o paranın kazanılırken insanlar tarafından ne kadar emek verildiğini biz de bir çalışan olarak tahmin edebiliyoruz.
Ve çok hakikaten sistemde, bunu hep söylüyoruz, sistemde kalmanız bizim için önemli. Para kazanmanızdan daha ziyade kaybetmemenizi önemsiyoruz. Çünkü parayı kaybetmediğiniz sürece, paranız hala cebinizde olduğu sürece sistemde kalabilirsiniz. Sistemde kaldığınız sürece birlikte ilerleyebiliriz. Borsa küskünlerinin olması durumunun önüne böylece geçmiş oluruz. Tek derdimiz o. O yüzden bu kadar finansal okuryazarlık üzerine konuşmaya, işte her akşam sizlerle burada buluşup bir şekilde ne yapsak ne etsek, emtia tarafında ne iş dönüyor, hisse tarafında ne oluyor, halka arzlar nasıl gidiyor vesaire üzerine. O yüzden bu kadar konuşuyoruz. O yüzden böyle bir aile olduk diyeyim. Bu arada 9 Ocak'ta Yunus'un bir eğitimi olacak. Yunus Şahin'in değerlemeler üzerine bir eğitimi olacak. Sizlere çok güzel bir hazırlık yaptı. Çok da detaylı bir çalışmayla size bir eğitim verecek. Bu eğitimin duyurularına başlayacağız. Nereye link bırakacağınız, daha doğrusu nereye kişisel bilgilerinizi bırakacağınız, nereden başvuracağınızı sizlerle paylaşacağız diyelim. Ağzınıza sağlık Mus Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, ben teşekkür ediyorum. Herkese buradan izleyenlere 2021'in daha iyi geçeceğine inanmalarını istiyorum öncelikle izleyenlerden. Çünkü inanç da başlıyor. Yani her sene bize farklı bir şey öğretiyor. 2020'de garip şeyler öğretti. Umarım 2021 daha umut dolu geçirebileceğimiz günler yaşatır bize. Ben de öyle umuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hepimize. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Bay bay.